hayata tutunmanın bir dalıdır diyerek bugün programımızı spor ile açarak gününüz aydın olsun diyoruz değerli Bitlis TV izleyenleri. Bir farkındalık ile bugün tekrar değerli konuklarımızla sizlerin karşınızdayız efendim. Atletizmde dünya, Avrupa, Balkanlar şampiyonluklarıyla beraber değerli konuklarımızla siz değerli izleyenlerimizi aydınlatacağız efendim. Buradaki bugün konuklarımızda milli antrenörümüz, aynı zamanda hocamız ve tabii ki dünya şampiyonları arasına girmiş başarılarıyla burada milli sporcumuz da var efendim. Çok değerli konuklarımızı sizlere takdim edeceğiz ve burada sporun bir insan hayatındaki farkındalığını ve önemini anlatacağız. Ve şimdi değerli konuklarımızı sizlere takdim ediyorum. Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Fadıl Kara Beyefendi, Milli takım antrenörü Fahri Tunçtan ve Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi milli sporcumuz Saffet Elkatmış. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Fadıl Bey, öncelikle sizden başlamak istiyorum. Hoş geldiniz, tekrar şeref verdiniz. Sizleri tanımak istiyoruz. Burada bir başarıya imza attınız. Bitlis'ten Türkiye değil, sadece Türkiye değil, aynı zamanda dünyaya bir başarı örneği sergilediniz. Tabii bu başarının mimarları sizleri yakından tanımak istiyoruz. Evet Şanzıman Hanım, teşekkür ederiz Bitlis TV çalışanlara ve size. Tabii bir güne kadar Bitlis'te çok milli sporcu yetiştirdim. Dünya, Avrupa, Balkan şampiyonaları, hatta küçük olimpiyatlar, yıldız olimpiyatlarına da dahil sporcu gönderdik. Evet. Yani mutluyuz. Bugüne kadar ilimizde 50'ye yakın milli sporcu yetiştirdik. Tabii ki gençlerimiz bu milli takıma girmeleriyle eğitimlerine devam ediyorlar. Hem illerini hem ülkelerini yurt dışında Avrupa, dünya şampiyonlarında temsil ediyorlar. Tabii biz bunlarla mutluyuz, gurur duyuyoruz. Gençlerimiz hakikaten de Türkiye genelinde biz şu anda ön safhada yer alıyoruz. Ne mutlu. Gerçekten de Bitlis'in gençleri başarılıdır. Bütün dallarda yani. Değil atletizmde, diğer branşlarında da bayağı Bitlisli gerek iş adamlarımız, gerek sporcularımız, gerek siyasetçilerimiz hakikaten de Türkiye'den de belli bir mevkideyiz yani. Bölge olarak diyoruz. Yani spora meraklıyız diyorsunuz. Meraklıyız tabii. İlimizin ana spor dalı atletizmdir. Yani bütün sporların anası atletizmdir. Evet. Bizim ilimizin de ana dalı atletizmdir. Tabii kayak sporumuz da var, voleybol, basketbol sporlarımız da var, salon sporlarımız da var ama öncelikle atletizm sporumuz gerçekten de ön planda ve başarılı sporcular yetiştirdik bugüne kadar. Yani konumumuz, koşulumuz ne olursa olsun spor vazgeçilmezimiz diyoruz tabii ki efendim. Tabii Fahri Bey, sizleri de buradan tanımak istiyoruz. Ben Fahri Tunç'tan, Bitlis doğumlu. 1999 yılında spor hayatıma Fazıl Hocam'ın yanında spora başladım. Ve spor, 10 yıllık bir spor yaşamım oldu. Bu spor yaşamımda ulusal ve uluslararası şampiyonalara katıldım milli sporcu olarak. Daha sonra eğitim ve öğretim hayatına başladık. 2005-2006 yıllarında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde beden eğitimi ve spor öğretmenliğini kazandım. 2010 yılı mezunuyum. Okulum bittikten sonra tabii ki eğitimci olarak, antrenör olarak ilime, ülkeme hizmet etmek amacıyla yola çıktık. Fadıl Hocam'ın yanındayız, beraberiz. Bir 11 yıla yakındır Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nde aktif antrenörlük yapıyorum. Aynı zamanda milli takım antrenörüyüm hocam. Başarılarınızın devamını diliyoruz bizler de. Burada tabii ki ilinize özellikle katkı sunmak istediğinizi belirttiniz. Burada görevlendirme yaptınız ve evet, bu şekilde de tabii ki başarıya giden öğrenciler yetiştirmeye devam ediyorsunuz. Bizler de sizleri tebrik ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Tabii burada bir de yarı dünya şampiyonumuz, tabii ki milli sporcumuz var. Saffet Elkatmış. Tabii onu da sizlere takdim etmek istiyorum ve sonra sorularıma devam edeceğim. Sizi de tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Saffet Elkatmış. Yaklaşık 15 yıldır atletizm spor dalı içerisindeyim. Aktif sporcuyum. 2008 yılında Fadıl Hocam'ın beni keşfetmesiyle başladım bu spora. Bu süre zarfında birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attık. Yani birçok kez Türkiye şampiyonu, ondan sonra uluslararası şampiyonalara katıldık. 2019 yılında dünya ikincisi oldum, 2014'te dünya dördüncüsü. Aynı zamanda 2014'te Avrupa şampiyonu olarak geldik.
buna dahil olarak Balkan üçüncülüğüm de var. Tabii milli takım yarışlarında takım olarak da yaptığımız başarıları söylemedim. Yani birçok kez imza attık başarıları. Fadıl Hocam'ın sayesinde geldik bu spora. Hani bu spor olmasa belki de şu an farklı yerlerde oluyor olacaktım. Çobanlıkla başladım bu işe. Çobanlıktan geldim. Bu şekilde hayatımı sürdürdüm. Yani birçok ülkeyi gezdim. Yani Amerika, gerek Portekiz, İspanya, birçok kez gittim geldim. Ülkemi ve ilmi bu şekilde temsil ettim. Temsil etmeye de devam ediyoruz. Sadece kendimi temsilen burada değilim. BİT'te birçok sporcumuz bu şekilde başarılara imza atmış durumdalar şu an. Evet. BİT'ten Avrupa şampiyonları, Avrupa ikincileri, işte Balkan'da derece yapmış sporcularımız da var. Hem kendimi hem onları temsilen buradayız. Biz de burada ağırladığınız için teşekkür ederim size. Şeref verdiniz, onur verdiniz. İnanmak ve sonucunda da başarmak, işte burada somut örneği tabii ki Saffet Elkatmış olacak. Tabii ki hikayesini ben de sizler kadar merak ediyorum değerli izleyenlerimiz. Çobanlıktan bir dünya şampiyonluğuna doğru giden bir yolun elbette ki engebeleri ve zorlukları olmuştur. Tabii ki bu zorlukları ve engebeleri kendisinden tabii ki öğreneceğiz ama burada Fadıl Bey'e çok fazlasıyla görev düşmüş. Çünkü burada bir başarının mimarı Fadıl Karabeyefendi. Tabii biz burada atletizm dedik. Bu konuda ne kadar bilinçliyiz, ne kadar bilgiliyiz? Atletizm nedir? Ve tabii ki kaç daldan oluşuyor Fadıl Bey? Şimdi atletizm denince insanın ruhen ve bedenen bir aktivite veya bir yarışma, bir spor aktivitesi olarak yani insanı ruhen ve bedenen iyileştiren, dinçleştiren bir daldır yani. Sporumuz 25 branştan oluşuyor. Tabii ki bizim ilimizde bu 25 branşın dışında biz 3-4 branşta biz faaliyet gösteriyoruz. Hepsini de gösterme imkanımız yoktur çünkü. Şimdi, 25 dalda ama aktifsiniz. Tabii. 75 dalda biz aktif değiliz. Ancak 3-4 dalda biz aktifiz. Evet. Çünkü o imkanımız yok yani. Tesis şeyimiz tabii ona cevap veremiyor. Koşunlarda. Tabii şimdi cirit atacak, güle atacak, disk atacak yerlerimiz tabii eksikliğimiz var. Sağ olsun bu sene ilk defa Bitlis'te Sayın Valimiz, işte Sayın Vekilimiz, Belediye Başkanımız ve Sayın İl Müdürümüz, evet, Şube Müdürümüz Faruk Bey'le beraber bize bir tartan pist gerçekleştirdiler. Gerçekten burada TV araçlarıyla Sayın Valime, Sayın Vekilime, Vahit Bey'e, Belediye Başkanımız Nesrullah Bey'e ve Sayın İl Müdürümüz Bilal Bey'e ve Faruk Budak Şube Müdürümüze, Spor Şube Müdürümüze teşekkür ederim yani. Onlar bayağı da bir emek harcadılar. Şu anda bize bir tartan pist bitirmek üzereyiz. Ne mutlu. Tabii ki Avrupa ikinciliği Türkiye'den çıkan ve Türkiye'yi Avrupa temsil eden ve Avrupa ikincisi olan milli sporcu Bitlis'in sporcusu Ayatullah Aslanhan ve tartan pistimiz yoktu. Çok şükür o sayede de başarıların sayesinde de bu tartan pistimize ilimiz Bitlis kavuşuyor artık. İnşallah Farih Hocam'ın yönetiminde, tabii ki Farih Hocam bizim bir ekibiz yani burada. Farih Hocam, Nurettin Hocam, işte Bangin Hocam, Osman Hocam, Serkan Hocam, bayağı bir hoca, bir ekibiz yani. İnşallah daha güzel başarılar elde edeceğiz. Evet. Tabii ki Saffet gibi sporcularımız, dünya şampiyonası 2-3 tane daha sporcumuz var. Onlar da görevdedirler ve şu anda görev başındadırlar. İnşallah bundan sonraki bu başarıları devam ettireceğiz, daha aktif olacağız. Tabii ki bizim faaliyet gösterdiğimiz maraton, yarım maraton, orta mesafe 10.000, 5.000, 3.000, 2.000, 1.500 ve dağ koşularıdır. Bayağı burada Türkiye'nin önde gelen sporcular arasında Bitlisli atletler yer almaktadır yani. Dereceye girerek burada öncülük yapıyorsunuz tabii ki. Evet, tabii ki şimdi ağır yük Fahri Hocam'ın omuzlarında yürüyor. Ben genellikle Fahri Hocam, gerek Osman Hocam, gerek Nurettin Hocam, Bangin Hocam, Serkan Hocam, Ergin Hocam Tatman'da, Hıdır Hocam. Bu benim ekollarım yani. Milli antrenörlerim. Sağ olsunlar. Bitlis'in gençliğine hizmet ediyorlar.
ve mutluyum yani. Ne mutlu size tabii ki, ne mutlu biz Bitlislilere böyle başarılara imza attığınız için tabii ki. Aynı zamanda siz burada aslında Bitlisli olarak, bölge olarak başarılı kişilere sahibiz. Ama imkanlar doğrultusunda, imkanların el verdiği doğrultularda biz ilerleyebildik. Ama şimdi Sayın Vekilimiz, Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, tabii bunların destekleriyle beraber il müdürlerimiz ve gerekli destekleri aldıktan sonra istediğiniz tesise kavuşmak üzeresiniz. Ve umarım tabii ki biz de sonucunda çok daha başarılı bireyler göreceğiz. Sporcular göreceğiz efendim. Umudumuz da tabii ki bu. İnşallah açılışta da bulunacağız. İnşallah. Zaten bugün sabah erkenden Belediye Başkanımız Sayın Nesrullah Bey ve Sayın İl Müdürümüz Bilal Bey ile beraber saat 8.30'da stat'taydık. Tartan pisti gezdik. Çok mutluyduk yani milli sporcularımızla beraber. İnşallah artık bundan sonra güzel başarılarla hocalarımızın yönetiminde başarılarla imza atacağız yani. Hedefimiz o. Ve hedefimiz büyük olimpiyat. Küçük olimpiyatta sağ olsun Fahri Hocam'la Ömer Otti gittiler. Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda Çin'e gittiler olimpiyatına. Orada da olimpiyata yedincisi oldu. Olimpiyat yedincisi oldu. Hedefimiz şu anda artık büyük olimpiyat. Yani bu cevher var gençlerimizde. Yani yerel yönetimlerimizin desteğiyle inşallah büyük olimpiyata sporcu Bitlis'ten gidip ilimizi ve ülkemizi temsil etmeyi de hedefliyoruz yani. Biz de bunu umut ediyoruz ve tabii ki bu başarıya ulaşacağınıza bizler de eminiz. Tabii ki bu sevinci sizler de yaşayacaksınız. Kupayı alacaksınız ve Bitlislilere de bu sevinci yaşatacağınıza bizler de eminiz tabii ki. Bir de size sormak istediğim sorulardan biri. Tabii eminim, bu da eminim değerli izleyenlerimiz tarafından da merak edilen bir sorudur. Fadıl Karaspor'a nasıl başladı? Nasıl bu merak oluştu? Tabii sizin de bir geçmişiniz vardır sporla alakalı. Tabii ben spora Mutki Yatlı Bölge Okulu'nda 1972 yılında başladım. Orada eğitimi, orta eğitimi tamamladıktan sonra Bit Lisesi'ne geldim, devam ettim. Tabii bizim maddi imkanımız olmadığı için yatlı okulda okumak zorunda kaldık kardeşimle beraber. Şimdi kardeşim de Siverek'te posta hane müdürü, posta müdürüdür, PTT müdürü. Bizim evde biz 9-11 kardeştik, yalnız ikimiz okuduk. Tabii oradan Bitlis'e gelince, Bitlis'te Zulkarnı Hocam vardı. Beden eğitimi öğretmeni elimde o tuttu. Şu anda kendisi de Sakarya'da. Daha da görevde, daha görevine de devam ediyor. Tabii Bitlis'te ben yarışmalara gidip gelmeye başladım, katıldım. O arada bizim askeriye vardı orada. Benim bir tane de askeriyede Muzaffer Ergezen vardı, yüzbaşı. Şu anda da İstanbul Beylerbeyi'nde emekli oldu. Paşadır. Emeklidir. Şu anda oradadır. Geçen sene Aslı Çakır Spor Salonu'nda 30 yıldan sonra karşılaştık. Tabii ki elimde de o tuttu Zulkarnı Hocam'dan sonra gidince, o tayin olunca o 3 yıl burada kaldı yüzbaşım. Devamlı antrenmanlarımı takip ediyordu. Ve ben bir ara sporu da bıraktım. Lise 2. sınıfta ve beni çağırdı. Sen sporu bırakamazsın dedi. Gelecek zaman olur, Bitlis'in gençlerinin sana yani ihtiyacı olur. Olacak. Doğru da söylemiş. Mutlaka devam etmen lazım. Tabii onun sayesinde devam ettim ve milli takıma kamplarına katıldım. Tabii göreve atıldıktan sonra atletizm antrenörüne dönmeye başladım yani. Doğru bir tespit sonucunda hem siz başarıya ulaşmışsınız, sizin vesilenizle Saffet gibi birçok sporcumuz da başarıya ulaştı. Tabii siz bugüne kadar kaç sporcu yetiştirdiniz, kaç öğrenci yetiştirdiniz, nerelerde görev aldınız, bunları da merak etmiyor değiliz. Yani bugüne kadar uluslararası başarılarımızı saymakla bitmiyor. Tabii burada ulusal başarımız burada, uluslararası başarılarımız yine buradadır. Ayrı ayrı hazırlamışız bunları. Bugüne kadar 30 taneye yakın mini sporcu Bitlis'ten yetiştirdim. Tabii ki Enver Bey geldi, gördü, çekimi herhalde yaptı o. Tabii rejiden de rica edersek çekime ait görüntüler varsa arada yani, da bizler de izleyenlerimize paylaşalım. Siz buyurun konuşun. Hatta isterseniz dosyalarınızı verin, ben arada bunu da göstereyim. Değerli izleyenlerimize bu dosyaları. Bunlar uluslararası şampiyonlar. Tamam. Saffet'ten katılacağım. Tabii ki siz buyurun devam edin. Evet, kaç... Evet. Öğrenci dediniz, kaç sporcu dediniz yetiştirdiniz? 30 milli sporcu Bitlis'ten çıkardık tabii. İlk milli sporcu Musa Torun'du. Yürüyüşte Türkiye Atletizm milli takımında, yani milli takıma girmeye başardı. Musa Torun şu anda Bursa'da beden eğitimi öğretmeni, o da emekli oldu. Evet. Öğrencim emekli olmuş.
Tabii ki ondan sonra da Ehsan Eser 2000 metre engelde Bulgaristan'da Balkan dördüncüsü oldu. Tabii ki böylelikle artık milli takıma sporcu vermeye başladığımız zaman diğer gençler de bu milli takıma giren gençleri özenerek artık atletizm sporuna gelmeye başladılar. Evet. Atletizm sporuna gelmeye başlayınca tabii artık takım olarak artık takım ruhu oluştu. Ve birbirine gençlerimiz bakınca birbirlerini özenerek artık Türk atletizm milli takımına girmeye başardılar. Bunlar atletizm milli takıma girdikten sonra artık yüksek tahsillerine başladılar. Çünkü milli takıma giren bir sporcu devlet ona her ay 1,5 TL burs veriyor. 4 yıl boyunca eğitimini tamamlayıncaya kadar 70 milyara yakın tabii bugünkü parayla para ödüyordu ve destek sağladı ve o gençlerimiz o destekle eğitimlerini, yüksek tahsil eğitimlerini tamamladılar. Tabii bunlardan birisi de Fahri hocamızdır yani. Evet. Evinde 3 tane beden eğitimi öğretmeni çıktı. Kardeşi de aynı anda milli sporcu. Ne kadar güzel. Tabii iki kardeş şu anda bir kardeşi de bayağı iyi bir sporcumuz. O da Fenerbahçe kulübüne verdik. Taner Tunç'tan. O da başarılı şu anda bir sporcu. Tabii ki bu bitsin gençleri sporun dışında yapacak bir şey yoktu yani. Sağ olsun gerek valimiz olsun, gerek vekillerimiz olsun, gerek gelip giden belediye başkanlarımız olsun. Devamlı bizim atletizm spor dalına desteklerini eksik etmediler. Burada tabii ki en büyük destek yine ilimizin valisidir yani. Evet. İl müdürümüzdür, belediye başkanımızdır. Sağ olsun bunlar bizi devamlı desteklediler. Sizin aracınızda kendilerine ayrı ayrı sporcularımıza da teşekkür ederim. Tabii bu arada federasyon başkanımız Fatih Çintimar da yani sağ olsun başarılı sporcularımızı takibe aldırıyor. Yani gerekli yardımları da yapıyor. Tabii diyeceksin yeterli midir? Yeterli değildir yani. Çünkü bir milli takıma giren bir daha geliyor, işte devam ediyor, birbirini devam ettikçe. Bu bir sirkülasyon oluşturuyor anladığım kadarıyla. Birçok sporcu yetiştirmeye devam edeceksiniz. Tabii destekler her zaman devam olacaktır ki siz destekleri sonuna kadar almışsınız buradaki yetkililerden. Bizler de tabii ki teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii bir de öğrenciler üzerindeki etkileri, tepkileri var. Biz somut örneği tabii ki Saffet'ten bunu alacağız ama Fadıl Bey'e de şunu da sormak istiyorum. Tabii siz spor dediniz ama sporu anlatırken de emekli olmuş bir öğrencinizden bahsettiniz Fadıl Bey. Bu durumda sporun sadece ruh değil, bir de aynı zamanda bedenen de çok iyi geldiğini, gençleştirdiğini de söyleyebilir miyiz? Tabii. Bedenen de insanı gençleştiriyor. Zaten o spor olmasaydı ben bugün böyle burada oturup sohbet edemezdik. Her günde bizim en az 10 kilometre yürüyüş yapıyoruz. Dağlarda, statta yani hiç durmuyoruz. Bu pandemi döneminde de hiç eksik etmedik sporu, yani antrenmanı. Burada sporu kesinlikle öneriyoruz. Sağlık açısından kesinlikle, da öneriyoruz. Kesinlikle bütün halkın artık tartan pistimiz yapıldı. Yani yerimiz artık müsait. Stada gelip orada yürüyüş yapmalarını inşallah tasfiye ederiz. Gelsinler beraber yürürüz, sohbet ederiz. Daha da güzeldir. Bu pandemi döneminde yürüyüş en güzel, spor en güzel şeydir yani. İlimize kazandırılmış güzel bir tesis oluşumu var şu anda. Gerçekten ihtiyaç duyulan bir tesiste. Ve burada da değerli yetkililerden siz tüm desteği alarak tesisi kurmaya başlamışsınız. İnşallah açılışta da bizler de bulunacağız. İnşallah. Tabii bir de dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, aynı zamanda Balkan şampiyonlukları dedik. Bunu söylerken, telaffuz ederken dile çok güzel geliyor ama eminim her başarılı yolun gibi bu yolda da çok engebeler ve zorluklar olmuştur. Tabii Fadıl Bey sizden tekrar bunun cevabını alacağız tabii. Bu süreç nasıl bir süreçti? Zorlu bir süreç miydi? Yoksa biz telaffuz ettiğimiz gibi kolay mı geçti? Yani bir milli sporcu yetiştirme gerçekten de zordur. 3-4 yıl emek veriyorsun, sonra bir milli sporcu Türk atletizm milli takımına vermeye başarıyorsunuz. Ben Fahri Hoca ile Mahmut Oruçlu kulakları çınlansa, o da Avrupa 3.'sü, şu anda Karabük'te öğretmen. İnşallah o da tayini aldı. Bizim ilimize bitse gelecek, o da milli sporcu yetiştirecek. Topluyorsunuz herkesi böyle bir yere. Gelsinler yani, illerine hizmet etsinler. Onların da zaten vaadi odur yani. Tabii ki ben bunları antrenmana götürdüğüm zaman buradan Baykan'a götürüyordum. Özel araba alıyordum, araçla. Hatta bir defa da kaza yapmıştık. Geçmiş çok şükür olsun. Bize bir şey olmadı. Tabii o zaman Fahri zaten Çek Cumhuriyeti'ne gitti. Avrupa Şampiyonası'nda, Mahmut Oruç'un Dünya Şampiyonası'nda ilimizi temsil etti ve o zaman Dünya Şampiyonası'nda Bursa Uludağ'daydı ve dağ kursunda dünya yedincisi oldu. Şu anda Karabük'te de beden eğitimi öğretmenidir.
Tabii bir milli sporcu yetiştirmek öyle basit değildir yani. Köylere gidiyorsun, beldelere gidiyorsun. Onları getirip burada barındırmam, ilgilenmem, yani eğitimi vermem, spor çalışmalarını devam ettirmem hayli zordu. Tabii ki kulakları çınlasın, Mehmet Emin Bey bizim milli eğitim müdürümüz de bayağı kahrını çekmiş yani, sağ olsun. Kendisine teşekkür ederiz yani. Evet. Yani her gittiğim kurumda gerçekten bizim gençlerimize sahip çıktılar. Ha diyeceksin yeterli midir? Yeterli değildir yani. Biz dünya şampiyonasına gittiğimiz zaman Avrupa şampiyonu Saffet milli sporcumuz da İspanya Valencia'daydık. Avrupa Kulüpler Şampiyonası koştu. Hatta orada 2-3 defa yere, 2 defa yere düşürdüler bunu. Yanına bastılar. Saffet orada kaldı, yine kürsü yaptı. Devam yani, etti yani. Gerçekten vazgeçmedi, pes etmedi. 6 yıl üstte Fenerbahçe Kulübü adına koşuyor. 6 yıl üstte Bitlisli gençler Avrupa şampiyonluğu Fenerbahçe Kulübü'ne getirdiler atletizm takımı olarak. Ve geçen sene en son şeydeydik, Arjantin'de dünya dağ koşusuna gittik. 4 tane gençle gidiyoruz, genç erkeklerde. 2 tanesi Bitlisli. Düşün yani, Bitlis'in nüfusu küçük olduğuna rağmen başarısı büyüktür. Bir tane Vanlı sporcumuz vardı, bir tane de Ağrılı ve 2 tane de takımı temsil eden gençlerimiz Bitlisli vardı. Sinan ile Samet Demir. Ve dünya ikincisi olduk. Ne büyük bir yani olur. O Güney Amerika'ya gittik yani. 13 saat yolculuktan sonra orada gece otele vardık. Sabah 10'da da yarışa, dünya şampiyonasına kaldık ve dünya ikincisi olduk. Yani çok başarı büyük bir o kadar. Hem sizler açısından hem de biz değerli Bitlisli halk açısından tabii ki çok büyük bir gururu yaşatmışsınız. Tabii bizler de sizlere bunlar için minnettarız. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii ben bir de Fadıl Bey'den sonra Fahri Hocama da tabii ki milli takım antrenörümüze söz hakkı vermek istiyorum. Burada bir başarıyı bahsederken Fadıl Bey sürekli Fahri Bey'i gösterdi. Antrenörümüz dedi. Tabii evet. Size de söz hakkı vermek istiyoruz. Burada bir başarı var. Tabii siz önce kendiniz bu başarıya ulaştınız. Şampiyonluğa ulaştınız. Kendiniz bu tadı aldınız. Ve onun sonucunda da size örnek olacak. Sizin örnek olduğunuz yolda gidecek öğrenciler, sporcular yetiştirmeye başladınız. Tabii bu nasıl bir duygu, nasıl bir his, nasıl bir süreçti sizden duymak istiyoruz. Aslında hocam bizim şartlarımız da çok zordu. Yani biz de bu zor şartlarda spor yaptık ilimizde. 1999 yılında spor hayatıma başladım, atletizm sporuna. Fadıl hocamın sayesinde sporla tanıştım. Ve bir 10 yıla yakın bir aktif spor hayatım oldu. Evet. Tabii ki şartlar Bitlis'te, sporu Bitlis'te devam ettirdik. Eğitim ve öğretimimiz de aynı zamanda Bitlis'te yapıyorduk. Yani Bitlis'in özellikle kış şartları çok zor geçiyor. Ve bizi de çok zorluyordu. Yani bizim hocam antrenman bize verdiği zaman biz günlük atletizm olarak günde yani günlük atletizm dilimiyle çift antrenman yapıyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere. Bu kış şartlarında sabah erken işte okula gidiyoruz aynı zamanda. Okula sabah 8.30'da okula yetişmemiz için çok erken saatlerde antrenmana çıkmamız gerekiyor. Antrenman programı gereğince. Yaz, kış demeden, mevsimlere bakmadan antrenörlere devam etmişsiniz tabii ki. Tabii hocam şimdi yapmamız gerekiyor. Bir başarıya, bir hedefe ulaşabilmeniz için yani bu çileli yollardan geçmeniz gerekiyor. Sabahın 6'sında 5'inde sobalı evden kalkıp o yağın karın yolunu açıyorsunuz. Karla mücadele ediyorsunuz, fırtınayla mücadele ediyorsunuz. Zaten imkanlar da yok yani sobalı evde kalıyorsunuz. Ayakkabınız olsun, eşofmanlarınız olsun, spor kıyafetleriniz olsun hep ıslanıyor ve onun hemen ardından okula yetişmek için bu sefer çabalıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Yani gerçekten zor bir süreç oluyor sporculuk hayatı boyunca. Hani hep böyle geçti yani hiç böyle hani 4 yıldızlı. Ama eminim sizin için çok zorlu olmamıştır. Çünkü siz anlatırken bile burada aslında bir tutku olduğunu söylüyorsunuz. Sporun aslında hem şampiyonluklarınızla beraber tabii efendim bir de Yeni Zelanda'da dünya şampiyonluğu var Fahri Bey'in. Tabii biz buna da değineceğiz ama tabii ki bu dünya şampiyonluğu kolay değil. Dereceler kolay değil. Buradaki alınmış olan kupalar kolay bir yolla alınmamıştır. Tabii ki her başarıda olduğu gibi burada da zorluklar vardır. Ama bu zorluklar sizin için bir engel miydi? Kesinlikle değil. Çünkü sonuçta bir hedef var, bir amaç var. Aslında zorlukları çok yani gözünüze bile gelmiyor. Yani o zorluklar aslında bir sevgiye dönüyor, bir şefkate dönüşüyor. Çünkü o
yolun ucunda bir ışık var. O ışığa ulaşmak için çalışmanız gerekiyor. O yüzden bizi hiç zorlamadı. O engeller aslında çok tatlı engellerdi. Ya şöyle yani o milli takım eşofmanını ilk giydiğin zaman, milli takım formasını giydiğin zaman zaten o bütün çektiğiniz çileler, acılar, her şeyi unutuyorsunuz. Mutluluğa dönüşüyor yani. Mutluluğa dönüşüyor. Yani anlatılmaz bir mutluluk oluyor. Yani onu cümleler, kelimelerle sarf edilmesi çok zor. Onu yaşadıktan sonra artık yani o çileler, o çektiğiniz acılar, ızdıraplar yani hiçbir şey ifade etmiyor geriye baktığınızda aslında. Size ne kadar mücadele ettiğinizi, bu mücadelelerin size neler kazandırdığını, bunun mutluluğunu yaşıyorsunuz. Tabii bir de sporcularınız var, yetiştirmiş olduğunuz sporcular evet. var. Onların başarısı aslında sizin başarınız. Her başarı sizin bir aynanız gibidir. Çünkü burada antrenörlük yaparak bu öğrencileri, bu sporcuları yetiştiriyorsunuz. Tabii ki bunun zorlu bir süreci vardır. Evet. Siz bu başarıya ulaştınız. Tabii bir dünya şampiyonluğunuz var dedik Yeni Zelanda'da. Tabii bu süreci de sizden duymak istiyoruz. Şampiyonluk nasıl bir duygu? Aslında yani söylediğim gibi yani o milli takım formasını giymek, ilini ve ülkeni temsil etmek, orada bir başarı elde edebilmek için çabalamak, yani yaptığınız antrenmanları, hocanızın size verdiği emekleri, bunları göz önüne aldığınız zaman o yarışma müsabakasına gittiğinizde her şeyi unutuyorsunuz. Yani sadece yarışa konsantre oluyorsunuz ve o yarış bitene kadar yani geçmişe yönelik, ileriye yönelik hiçbir şey düşünmüyorsun. Tabii başarı da gelince hocam inanılmaz bir duygu hissediyorsun. Yani dışarıdan hiçbir kötü ya da iyi bir tepki hissetmiyorsunuz. Sadece o mutluluğu hissediyorsunuz. Yani nasıl ifade edeyim bu mutluluğu? Yani şöyle yani aslında yani ne ağlayabiliyorsunuz ne gülebiliyorsunuz. Yani böyle boğazınızın düğümleniyor. Evet. O mutluluk. Farklı bir duygu olsa gerek. Tabii yani şu anda çünkü ülkeyi temsil ediyorsunuz orada. Çok büyük bir onur kaynağı, bir de başarıyla da taşlandırılınca hem ülkene hem iline hizmet adı altında, bir de Türk bayrağının olduğu her yerde yani kelimelerle ifade edilmez bir duygu, bir eminim düşünce. Telaffuzlar yetmeyecektir, kelimeler yetmeyecektir bu başarılarınıza. Tabii ki gurur kaynağısınız, bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. Tabii bunu sadece ülkemize değil aynı zamanda ilimize de ayrıca yaşattığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Tabii ki gurur duyulacak bir tablo dedik biz bu tabloya. 11 yıl dediniz, 11 yıllık süreç içerisinde şampiyonluğa ulaşan kaç öğrenci yetiştirdiniz? Şöyle ifade edeyim, ben 2010 yılında beden eğitimi ve spor öğretmenliğini bitirdikten sonra tabii ki bizim de ilimize, ülkemize hizmet adı altında hizmet etmek zorundayız. Çünkü bizleri yetiştiren hocalarımız, bizlere emek veren mülki amirlerimiz var ve bunların artık mevkileri, beklentileri var. Bizlere çok emek verdiler, bizlerin de gelecek nesillere bir eğitimci olarak hizmet etmek zorundayız. Yani biz bunu böyle benimsedik. Hocamızın bizlere nasıl bir cefakar bir şekilde ilgilendiğini, o zor şartlarda annemiz oldu, babamız oldu, antrenörümüz oldu, malzemecimiz oldu. Bizlere yeri geldiğinde harcadığını cebimize koyamış. Bunları bu şekilde yaşadık. Yani biz de annemizle babamızdan daha çok antrenörlerimizle iletişim halindeydik. Biz örneğin ben Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi'nde beden eğitimi öğrenciyken ailemi günde bir kere ararken hocamı günde 3-4 sefer arıyordum. Tabii buradan ailenize de selamlarımızı iletelim. Tabii ki onların da eminim büyük katkısı olmuştur başarılarınızda, destekleri olmuştur. Teşekkür ediyorum hocam. Tabii. Biz buradan da ailemize çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki eğitim hayatım bitti sonra antrenörlük hayatına başladık. Bizleri bekleyen gençlerimiz var. Bizlere emek isteyen gençlerimiz var. Onlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Yetenekleri ortaya çıkarıp da Fadıl Hocam gibi bizlere nasıl emek verirse bizlerin de bu alt yapıya önem verip bu gençleri spora ve spor başarıya kazandırmamız gerekiyordu. Bizler de bunun için çabaladık. Çabalıyoruz. Bugüne kadar yani bir yani uluslararası müsabakalarda yani her yıl 3-4 defa milli sporcularla yurt dışına gidip geliyoruz uluslararası evet. yarışmalara ve her yıl şöyle anlatayım, her yıl mutlaka Bitlis ilinde milli sporcularımız Avrupa ve Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ve Balkan şampiyonalarında ilimize ve ülkemize madalya getiriyoruz. Ne mutlu. Şöyle izah edeyim, bizim tartan pistimiz yok örneğin. Tesisimiz çok olmamasına rağmen şu anda Türkiye rekortmeni ilimizin sporcusu 1500 metre dalında.
Avrupa ikincisi Ayatullah Aslanhan sporcumuz var. Aynı zamanda 5000 metre Avrupa ikincisi. Aynı zamanda yine 2019 yılında Avrupa Cross Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu. Saffet Erkatmış da 2019 yılında Ferhat Bozkurt'la beraber Dünya Üniversite Oyunlarına gittik. Yarım maratonda dünya ikincisi olduk orada Napoli kentinde. Ne mutlu. Bunlar büyük başarılar. Yani bunlar tabii ki sıradan başarılı değil. Biz daha önceki sporculuk hayatımızda hep bunların hayaliyle yaşadık. Hani bizler oralarda madalya almak için, yani bizim hayallerimiz vardı. İşte orada madalya alabilir miyiz? Sporcularımız da olimpiyatlara, Avrupa ve dünya şampiyonlarında nasıl başarı elde edebiliriz? Hep bunu hayaliyle kurduğumuz için şimdi de eğitimci olarak buna ön ayak olmaya çalışıyoruz. Yani bizim için antrenör, eğitimci olarak aslında daha zor. Yani sporculuktan yani eğitimci daha çok zormuş. Yani ben onu hissettim. Tabii bunu da büyük daha çok sorumluluk gerektiriyor. Devam ettirdiğinizi de belirtiyorsunuz tabii ki. Burada siz bu başarıları anlatırken imkansız diye bir şey yoktur. Buna baktığım zaman Bitlis koşullarını, tabii ki coğrafi koşullar ve tabii ki yapı olarak da bazı imkansızlıklar doğrultusunda, ama büyük başarılara ulaşılmış. İmkansız diye bir şey yoktur. İnanmak vardır ve inanmanın sonucunda da tabii ki değerli Bitlisli gençlerimizden büyük başarılar, dünya şampiyonluğu, tabii ki yarı dünya şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu, bunlar gerçekten de küçümsenecek başarılar değil. Hatta takdire fazlasıyla şayan durumlar. Bizler de sizleri tekrar tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Tabii Fahri Bey anlatırken, Fadıl Bey özellikle gençleri anlatırken sizi burada çok telaffuz ediyorlar. Siz burada anladığımız kadarıyla sporcu değil, siz evlat yetiştiriyorsunuz. Zaten şimdi Şadman Hanım, yani gerçekten bir antrenör hem sporcunun annesidir, babasıdır, ailesidir, hocasıdır. Hem eğitimini yaptırıyor, hem sporunu yaptırıyor. Gerçekten bir sporcu yetiştirmek çok zor. Ben hatırlıyorum 2007 yılında Alper Demir, şu anda Kütahya'dadır, dünya üçüncüsü olduğu zaman orada hüngür hüngür ağladım. 47 ülke arasında dünya üçüncüsü oluyorsun. 47 ülke, hiç unutma. Hüngür hüngür ağladım. Bizim o zaman Erhan Başoğlu koordinatörümüzdü ve Mehmet Terzi de federasyon başkanımızdı. Ve Erhan Bey de bile ağladı o yarışta. Gel bir dünya şampiyonuzdur. 47 ülke orada tek sıraya geçiyor ve İslam marşını okutturuyorsun. Evet, hatta Ferhat Bozkurt 2015 yılında İngiltere'de dünya birincisi olunca, genç erkeklerde dünya birincisi oldu. Hasan Baba şu andaki koordinatörüm, daha koçları koordinatörümüzdür. Gerçekten de orada bayağı bir ağladık yani. Eminim sevinçten. O kelimelerle yani sınırlaşmayacak değildir. Ne parayla ne şeyle, evet, yani kendi sınırlaşacak bir şey yoktur. Gerçekten de çok kahır çektik. Bitlis'in gençine hizmet verdim ve mutluyum yani. Evet, ben onlara bayağı bir baskı uyguluyordum. Bayağı bir ne bileyim yani, gerek Fahri Hocam'a, gerek Mahmud'a, gerek Osman'a, yani gerek Sönmez Dağ'a, dünya şampiyonu olduğu zaman Sönmez Dağ yani ayrı bir duyguydu. Şurada ara Saffet'in yarışı var, yani Avrupa şampiyonasıydı bak. Evet değerli izleyenler, şu anda bak, şu anda gerçekten de yani anlatılmıyor yani. Şu anda o mutluluğu hissediyoruz. Tabii ki Saffet, sana da sormak istiyorum. Burada yarı dünya şampiyonluğu var. Ve tabii ki Bitlisli gençlere örnek, bir somut örnek tabii ki sensin şu anda. Büyük bir duygu olsa gerek, büyük bir mutluluk olsa gerek. Tabii bu hisleri senden alacağım ama çobanlık sürecinden gelmek istiyorum senin. Tabii nasıl geldin, sporla nasıl tanıştın, seni Fadıl Bey'le bir araya getiren durum neydi? Ben bunları da öğrenmek istiyorum. Ay maşallah. Tabii ben çobanlık yaparken, tabii o sırada okul okuyorduk, ortaokuldaydım ben. Bir arkadaşımın vesilesiyle işte spor salonuna giderken Fadıl Hocam'ın bir anda hani yanıma gelip burada ne yapıyorsun demesiyle başladı her şey. Keşfediyor yani. Burada yakaladı. Evet. O sırada işte durumu anlatınca yarın eşofmanı al gel dedi. Ben de gittim. Bir iki antrenmandan sonra ilk bir hafta antrenmanla Muş'ta bölge şampiyonluğu düzenlendi. Evet. Orada bölge şampiyonu, bölge yedincisi oldum bir haftalık antrenmanla. Bunu sürdürünce bunu Türkiye şampiyonluklarına döktük.
Türkiye şampiyonu oldum. Ben yıldızlardayken gençlerde sürdürdüm bunu. Türkiye şampiyonu oldum cross'ta. Ondan sonra hani bu başarıları görünce hiçbir şey imkansız değil deyip uluslararası başarılara döktük bunu. Koşu alanında değil mi, evet, Safet? Aynen. Peki kaç kilometre koşuyorsunuz? Normalde nasıl bunu ayarlıyorsunuz? Bunun süreci nedir? Bunun süresi nedir? Nasıl biliniyor? Bu başarıya giden yolda bir süre var mı? Bir süreç var mı? Ben ilk başladığımda 6 kilometrelik. Şimdi minikler, yıldızlar ve gençler ve büyükler kategorisinden oluşuyor atletizm branşı. Ben miniklerden başladım ilk başladığım zamanlar. Sonra yıldızlar, ondan sonra gençler kategorisi, sonra büyüklere geçtim. Tabii bunların da mesafe kademesi yavaş yavaş yükseliyor. Miniklerdeyken 4 kilometre. Miniklerde 4 kilometre, evet, kaç yaşındaydın? 4 kilometre. O zamanlar, şimdi 25, 12 yaşlarında falandım. 12 yaşında, evet, 4 12 kilometre koştu. Aynen. Biz yürümeye bile üşenirken sen daha 12 yaşında 4 kilometre koştu. Ondan sonra 6 kilometre ile başladı. Sonra işte 10 kilometre. Ondan sonra şu anki branşım yarım maraton, 21 kilometre. 21 kilometre. Evet. Bunu da yükseltip maratona dökeceğim. 42 kilometreye başlayacağım. Büyük başarı. Evet. Şimdi hiçbir başarı çiçekli yollardan geçmez. Dikenli yollardan geçiyor bizim atletizm branşı. Bu da böyle başladı. İlk başladığımız zamanlarda bizim hani giyecek gerçekten ayakkabımız bile yoktu. Hani lastik ayakkabı biliyorsunuzdur. Biz şartlarında hani sürekli giyilen bir şey. Evet. Onunla başladık. Sonra işte Fadıl Hoca bize ayakkabı verince şimdi gerçekten o zamanın imkanları çok çok kısıtlıydı. Benim ayakkabım bir teki vardı, diğer teki farklı bir ayakkabının tekiydi. Bu şekilde başladık. Bunu da hani dediğim gibi hiçbir şey imkansız değil deyip hani bunlarla bu tür başarılara imza attık. Hani ben sadece kendimi temsilen burada değilim. Eminim ki Fadıl Hocam ve Fahri Hocam bana gösterdikleri hani yaptıkları şeylerle daha çok gururlanmışlardır. Biz de o şekilde, biz şu an yaptığımız başarılarla inan ki çok fazla hani kendi şahsımız adına çok fazla gururlanmıyoruz. Bunu ne zaman gururlanırız bizde? Biz de kendimiz gibi genç nesiller yetiştirdiğimiz zaman biz de bu şekilde gururlanırız. Tabii ki sen onların emeklerinin tabii ki başarısısın. Kesinlikle. Eminim onlar da seninle gurur duyuyordur. Kesinlikle. Ben Avrupa şampiyonu olduğum zaman Fadıl Hocam hiç unutma. o anki sevinçle bana tokat yapıştırmıştı mesela. Farklı bir duygu temsili, evet, bu da. Farklı hani ben bir duygu sarılmaya gidince bir anda tokadı yüzünde gördüm. Hocam ne yapıyorsun dedim. İşte ağladı orada. Ben Türkiye şampiyonu olduğumuz zaman bir arkadaşımla beraber el ele girdik finişe. Fahri Hocam'ın ağladığına şahit oldum. Başarı böyle bir şeymiş demek ki deyip hani ben de onlar gibi aynı yoldan yürüyüp bitsten ya da farklı bir yerden genç nesiller yetiştirip bu şekilde yoluma devam etmek istiyorum. Sporun bana kazandırdığı çok çok şey oldu. Hani ben bu spor olmasa hani Bitlis dışına belki çıkamayabilirdim de. Hani spor sayesinde, atletizm sayesinde Bitlis dışında Türkiye'nin neredeyse her yerini gezdim. Yurt dışında çok kaliteli ülkelere gittim geldim. Kesinlikle. Bu spora başlayıp bu şekilde yoluna devam etmelerini istiyorum. Spor bana üniversitemi kazandırdı. Hani ben insanların harıl harıl ders çalışıp gittiği üniversitelere ben sporla gittim. Hani kazandım. Birçok üniversiteye gittim. Birçok üniversite istedi beni. Hani gel bizim adımıza koş. Bize başarı kazandır. Hiçbir şey yapma dediler. Ben kendi ilimi tercih ettim. Bitser Üniversitesi'nde eğitimimi tamamladım spor sayesinde. 4 yıllık. Şimdi yaptığım işte dünya ikinciliğiyle KPSS'siz şu an atamayı bekliyorum. Sporla aslında sen kendi, evet, geleceğine bir zemin hazırlamış oldun burada. Aynen öyle. Bu şekilde ben yolda antrenman yaparken hiç unutmam. Hani BİT'teki halkımız yanlış anlaşılmasın. Burada hiç kimseyi kötülemek gibi bir durumum yok. Ben antrenman yaparken bazen üstüme araba sürdükleri durumlar da oldu. Bazen tabii tır sürdüler üstüme. İstenmeyen durumlar da olabilir. Burada tabii ki duyarlı davranmak gerekiyor. Sadece kesinlikle sen değil, öyle, kimseye yapılmaması gereken durumlar bunlar. Evet.
Bitlis'teki genç nesillere baktığım zaman şu an hani her köşeyi döndüğüm zaman her gencin elinde birer paket sigaranın olduğunu görüyorum. Bu çok kötü bir durum. Hani buradan da Bitlis'teki ailelerimize gerçekten sesleniyorum. Çocuklarınızı ve hani genç nesildeki ailenizdeki çocukları spora yönlendirmenizi istiyorum. Çok şey kazandırır spor buradan onlara. En azından kötü alışkanlıklar edinmezler. Kesinlikle. Bu şekilde başarılarını sürdürüp yollarına devam ederler. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diyoruz. Burada da sağlık çok önemli diyoruz. Tabii ki sen burada temsili bir şekilde konuşuyorsun. Gençlerin de örneğisin. Burada milli takım antrenörüm var. Tabii ki Fadıl Bey de var. Burada çok büyük destekler aldığını da sen belirtiyorsun. Bu destekler doğrultusunda tabii ki onların sayesinde sen aslında bir temel oluşturdun. Eğitim hayatı için de bir temel oluşturdun. Evet. Aynı zamanda ya da dünya şampiyonluğu, uluslararası şampiyonluklar, Balkan şampiyonluğu, birçok şampiyon, birçok derece efendim say bitmiyor. Tabii biz konuşurken siz değerli izleyenlerimiz zaten kupaları görüyorsunuz ekranda. Bizim anlatmamıza gerek yok. Görseller var efendim. Büyük bir gurur, büyük bir onurdur bir Bitlisliler için. Tabii ki Türkiye için. Çünkü burada aslında bir nevi dünyada temsil olunuyor. Burada Türkiye adına, Bitlis adına bunlar gurur duyulacak bir tablodur efendim. Bu tablonun fazlalaşması, çoğalması dileğiyle tüm aileleri tabii ki spor alanında daha duyarlı olmalarını, teşvikte bulunmalarını tabii ki bizler de öneriyoruz. Ve kısa bir arada sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. İzleyenleri kısa bir aradan sonra atletizmde tabii ki sporun farkındalığını konuşmaya devam ediyoruz. Tabii ki biz burada dünya şampiyonluğu dedik, Avrupa şampiyonluğu ve Balkan şampiyonluğu. Tabii ki uluslararası çapta birçok ödülden bahsettik efendim. Bu ödüllerin sahipleri tabii ki Bitlis'imizden çıktı. Tabii ki Bitlis'imizde burada öncülük yapan değerli koordinatörlerimiz de var tabii ki burada. Onların süreciyle beraber burada sporcularımız yetiştirilerek, eğitilerek dünya şampiyonluğuna doğru bir yol izleyerek burada başarıya ulaştılar. Tabii bu sporun önemini ve öncülüğünü tabii ki biz devam edeceğiz sorularımızla beraber. Konuklarımıza soracağız ve sizleri bilgilendireceğiz. Tabii şimdi sorumuza da Fahri Bey'den devam ediyorum. Burada milli antrenör olarak burada ne tür bir yol izleyerek sporcularını yetiştirdi, geliştirdi dedik. Ve tabii ki Fahri Bey tekrar size soruyorum. Sporcularınızı yetiştirdiniz ama bu alana ne kadar tepki var, ne kadar etki var, ne kadar telef var? Bunu da merak etmiyor değiliz. Bitlis dediniz, kırsal bir bölgeden bahsettiniz. Tabii ki Saffet tabii ki burada kendini anlatırken bir köy çocuğu olduğunu belirtti. Çobanlıktan Fadıl Bey'in keşfetmesi üzerine tabii ki bugün başarıya ulaştığını belirtti. Siz böyle keşifler yapıyor musunuz? Size gelenler oluyor mu? İstediğiniz değeri şu anda görüyor musunuz? Şöyle ifade edeyim hocam. Aslında biz yani çocuklarımızı, gençlerimizi spora kazandırmak amacında biz iyi bir konumdayız. Şöyle iyi bir konumdayız. Başarılı olduğumuz için, başarılı bir il olduğumuz için bunu çevremizde bildiği için çocuklarımızın, sporcularımızın işte akrabalarıdır, eşidir, dostudur. Onların başarısıyla sporcularını, kardeşlerini, ailelerini spora yönlendiriyorlar. Tabii ki burada spora yönlendirirken bu büyük başarılarımızı da göz önüne alıyorlar. Göz önüne aldıkları zaman işte Ayetullah Aslanhan'dan bahsedeyim. Abisi benim sporcumuz. Sporcumuz aynı zamanda Cihan Aslanhan, milli evet. Sporcumuz. Onun teşvikleriyle bizim yanımıza gönderiliyor. İşte Gençlik Spor Hizmetleri'nin İl Müdürlüğü'nde Fahri Hoca var. İşte bizim antrenörümüzdür. Fadıl Hoca var bizim antrenörümüzdür. Onun yanına gidin. Onunla beraber spor yapın. Başarıya ulaşırsınız. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Hocam biz aslında küçük ildeyiz. Yani çoğu insanların birbirini tanıdığını, eşle dostla içse olan bir ildeyiz. Büyük başarılarımız olmasına rağmen yine çok istediğimiz seviyede bir katılım yok spora.
bunun özellikle mülki amirlerimizin çok önemi arz ediyor, önem arz ediyor. Şöyle, bu sporcularımız yeteri kadar maddi ve manevi olarak destek görürse daha da çok sporcuyu biz kazandıracağız, daha büyük başarılara imza atacağız. Hem spor anlamında değil, yani kötü alışkanlıklardan olsun, eroin'den, kokain'den, bu tür alışkanlıklardan da biz sadece milli takım antrenörünü yapmıyoruz. Biz amatör, her gelen sporcu, her gelen öğrenciye biz kapımız açık. 7/24. Bütün branşlar dahil. Sadece atletizm değil. Yeter ki gençlerimizi, çocuklarımızı spora yönlendirelim. Peki siz bu konuda tam olarak teşvik ve tanıtım konusunda mı sıkıntı olduğunu belirtiyorsunuz? Evet. Burada tam olarak atletizm alanında tanıtımda eksiklik olduğunu mu belirtiyorsunuz? Evet, biz gerçekten bu kadar büyük başarımız olmasına rağmen biz sporcularımızı tanıtımını yapamıyoruz. Bu tanıtımı yapamadığımız için de çok da sporcu kazandıramıyoruz altyapıya. Aslında çünkü burası küçük bir il. Saffet Erkatmış'ın dünya ikinciliğinden başarı ettiği zaman insanlar soruyor ister istemez. Ya hocam işte maddi ve manevi olarak ne destekleri görüyorsunuz? Kazancınız nedir? Desteği nedir? Yani şimdi Saffet ben herhangi hiçbir ödül almadım dediği zaman insanların spora bakış açısı da değişiyor. Gençlerimizin spora bakışı da değişiyor. Sonuçta dünya ikincisi olmuş. Hiçbir maddi ve manevi destek görmemiş toplumda. Yani aslında bu biraz da spora zarar veriyor. Ama bizim mülki amirlerimiz sporcuya ve sporculara destek çıkarsa yani bir değil 1000 tane sporcu gelir. Eminim öyle olacaktır tabii ki. Peki buradan değerli izleyenlerimize buradan bir sosyal mesaj vermeniz gerekirse kapınızı çalan ve tabii ki gençlerimiz olabilir. Ben spora başlamak istiyorum ya da bilinçli ebeveynlerimiz olabilir. Ben çocuğumu spora yönlendirmek istiyorum derlerse nerelere gelmeliler, sizlere nasıl ulaşmalılar, nasıl yardımcı olabilirsiniz? Şöyle ifade edeyim. Biz Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nde antrenör olarak görev almaktayız. Ve görev yerimiz mahalle başında 8 Ağustos spor salonunda ve stadyumda. Oraya aileler çocuklarıyla ya da kendileriyle bile gelirse biz her türlü şekilde orada sadece ben değil diğer antrenör arkadaşlarım, diğer branştaki arkadaşlarımla beraber biz sürekli oradayız. Ve aileler ya da gençler kendileri de gelebilirler. Ve biz orada evet. Sadece atletizm olarak değil bütün branşlarda kayıt çocuklarımızı kayıtlarını alıyoruz ve spora yönlendiriyoruz. Yani onların oraya gelmesi, adım atması onlar için yeterli. Onlar için de yeterli, bizler için de yeterli. Fahri Bey, değerli Bitlis TV izleyenlerimiz. Fahri Bey anlatırken spor alanında tabii ki atletizm tabii ki bu. Ama atletizmdeki müzdarikliğini belirtiyor efendim. Tabii atletizm dedik, Fadıl Bey buradan belirtti. 20-24 alan olduğunuz, 20-24 dal olduğunu belirtti. Bu dallar arasında şu anda 4-5 alanda, tabii koşulların gerektirdiği süreç içerisinde 4-5 alanda sporcu yetiştirdiklerini belirtti. Tabii Fahri Bey de bu alanda müzdarikliğini belirtiyor efendim. Tabii ki halk olarak, millet olarak, bireyler olarak bizlerin de bilinçlenmesi gerekiyor. Sağlam kafa, sağlam vücutta dedik efendim. Sağlığımız da tabii ki sağlığımız için de sporun ne kadar önemli olduğunu bizler de özellikle pandemi sürecinde birazcık daha fazlasıyla bunu gördük, şahit olduk. Ve tabii ki spor neden olmasın ki gençlerimizin de burada Saffet'in söylediği çok güzel bir kelime vardı. Gençlerimiz kötü şeylere yönelmesinler dedi. Hatta bu teknoloji de olabilir. Tabii ki teknoloji bağımlılığı şu süreçte çok daha fazla. Ama spor neden olmasın değil mi Sayın Hocam? Özellikle hocam şöyle, özellikle bu pandemi sürecinde sağlığın ne kadar önemli olduğu bir dönemdeyiz. Spor aslında sadece spor değil. Yani bağışıklık sistemimizin güçlenmesi, vücudumuzun direncinin artması ve bu pandemi sürecinde bu koronavirüs hastalığıyla da sporun ne kadar önemli bir yer hayatımıza ne kadar önemli bir yer aldığı bir detoks diyebiliriz yani. Spor da aslında vücudumuz için bir detoks diyebiliriz tabii ki. Buradan virüsü de bir şekilde atabiliriz aslında sporla beraber. Siz sporu sağlık açısından da öneriyorsunuz. Saffet de tabii ki eğitim açısından da çok büyük katkı olduğunu da söyledi. Daha ne olsun efendim. Fadıl Bey zaten başarıları da duygularıyla anlatıyor efendim. Bitlis genelindeki gençlerle, yetiştirdiği öğrencileriyle aralarında emekli olsa bile biz hala Fadıl Bey'in yaşını öğrenemedik ama biz anlıyoruz ki Fadıl Bey bayağı bir uğraş içinde, çaba içinde ve öğrencilerin geldiği süreci de takip ediyor. Hatta görsellerde sizin izlediğiniz bu başarıları izlerken de burada yanı başında duygularını da ifade ediyor arada bir. Tabii ki duygular nasıl dökülmesin Fadıl Bey değil mi?
Tabii ki şimdi Mahmut Uruçlu'ya gidip Adil Cavaz'ın Göldüzü köyünden yarışmalarda bir geliştirme projesinde elde ettiğim zaman babası, o zaman Allah rahmet etsin, rahmetli oldu. Şunu dedi bana, Fadıl hocam benim çocuğumu kötü alışkanlıklardan koru. Yeter ki esrar, eroin, sigaraya bulaşmasın. Ben tek onu istiyorum senden. Ben de şunu dedim babasına, dedim Hacı amca, inşallah senin oğlun milli takıma girecek ve beden eğitimi öğretmeni olacak, dönecek gelecek ve Adil Cavaz'da, Bitlis'te bu gençlere o da hizmet edecek. Ve nitekim Mahmut Uruçlu Adil Cavaz'dan aldık getirdik, Bitlis'te eğitimini, Bitlis'te lise eğitimini tamamladıktan sonra tabii milli takıma girdi. Evet. Milli takıma girdikten sonra Fahri hocamla beraber Aydın Adnan Menderes'e yüksek öğrenimlerini tamamladılar. Şu anda kendisi de Karabük'te beden eğitimi öğretmenidir. İnşallah önümüzdeki yılda da o da gurur tablosu buraya gelecek ve Bitlis'teki gençlere yardımcı olacak. Örnek olacaktır kesinlikle. Tabii Göldüzü köyü 1600-700 tane öğrenci vardı o köyde gittiğim zaman. Tabii orada Mahmut Duruş'tan sonra Ömer Otu'yu oradan elde ettik. Ki şu anda Salon Türkiye rekortmeni Ömer Otu'ya daha kırılmadı o derece. Yani dünya geneli mi, Türkiye genelinde mi şu anda Türkiye, bu derece ona ait? Türkiye geneli. Bitlis'ten şu anda bu dereceyi kıran, yani Türkiye'den aslında bu dereceyi tabii kıran herhangi bir sporcu çıkmadı. Çıkmadı. Daha onun derecesini aşamadılar. Tabii ki şimdi Ferhat Bozkurt, Rıdvan Bozkurt, abi iki abi kardeş, biri dünya birincisi oldu, biri dünya ikincisi oldu. Aralıklı yıllarla yani çalıştıktan sonra o Ferhat 2015'te dünya birincisi oldu. Rıdvan Bozkurt da 2011 yılında dünya ikincisi oldu İtalya'da. Tabii ki bu gençleri yetiştirmek, bu kıvama getirmek, yüksek tahsillerini devam ettirmek, artı yüksek tahsilini devam ettikten sonra görevlerine başlamak, atamaları yapılmak, bu gurur verici bir olaydır. Kesinlikle öyle. Şu anda bizim oturduğum mahallenin çevresinde, bizim şu anda Müftüler Mahallesi'nde, İnönü'nün Müftüler Mahallesi'nde şu anda etrafımızda çoğu sigara, yani kötü alışkanlıkları gençler var yani. İçinde olduğu kötü alışkanlıklar var tabii, tabii ki. Bunları maalesef tutmak lazım. Bunları yani bertaraf etmek lazım. Ellerinden tutmak lazım. Tabii ki bu gençlerimiz de belki ellerinde tutmasaydım onlar da o yönlerdeydi. Tabii Gençlik Spor İl Müdürümüz hakikaten de spor yönünde, şu anda antrenör eğitim yönünde gerçekten güçlü bir kadro var elimizde. 30-40 tane yakın şu anda antrenör Gençlik Spor İlmi'nde hizmet ediyor ve büyük bir ordudur, eğitim ordusudur. Her birisi 2 tane çocuk tutsa ve 5 tane çocuk tutsa düşün yani. Aslında büyük bir başarı. Büyük bir başarıdır. Başlangıcıdır tabii ki. Tabii ki yani Fahri hocam şu anda o bayrağı benden teslim almış ve devam ediyor. İnşallah daha da güzel başarılar imza eminim atacağına ben eminim yani. Eminim. Çünkü öyle olacak. Türkiye geneli de şu anda sayılı antrenörler arasında yer almaktadır. Tabii diğer bizim antrenör arkadaşlarımıza sağ olsun altyapıdan ciddi bir çalışmalarımız var. Atletizm kesinlikle bu pandemi döneminde Bitlis ilinde hiç aralıksız çalıştık yani. Tabii ki sosyal mesafeye, hijyen kurallarına, maske kurallarına uyarak. Tabii. Bu kurallara uyarak siz tabii ki sporu devam ettirdiğinizi belirtiyorsunuz. Tabii hiç aksatmadık. O kurallara da uyduk. Çok şükür herhangi bir sporcumuzda bir hastalık da görmedik. Maşallah hepsi sağlıklı. Dimdik ayaktayız. Sağ olsun. Tabii ki bu tartan pistimizin yapılmasıyla inşallah daha güzel başarılara imza atacağız. Bitlis'e tabii ki bir tartan pistinin oluşması, oluşturulması, kazandırılması tabii ki hem Bitlisli sporcular adına hem de gençler adına, tabii siz halk adına da diyorsunuz, herkes gelebilir, yürüyüş yapabilir, spor tabii, yapabilir. Tabii. Herkese açık bir alan olacak bu pist anladığımız kadarıyla. Evet. Tabii şu anda Gençlik Spor İl Müdürümüz Bilal Bey ile Spor Şube Müdürümüz Faruk Bey ile şu anda çoğu hocalarımız statta ve salonda hazır kıta olarak bekliyorlar. Gelen insanlarla ilgilenirler ve mesafeli, o mesafeleri kurarak yani spor yapabilirler yani. Evet. Daha da güzel. Bu tartan pistimiz bittikten sonra
Sıcak duşlarına kadar var yani, artık bundan daha güzel ne olsun yani. Tabii. 24 saat açık. Salonda sıcak sular var, statta yürüyüş yapsınlar, salonda duşlarını alsınlar. Bundan daha güzel bir şey olamaz yani. Tüm detaylar düşünülmüş, tüm detaylarla beraber burada bir alan oluşturulmuş. Tabii Fahri Bey buradan Fadıl Bey bir bayraktan bahsetti. Siz tabii ki Fadıl Bey'den bir bayrak devraldınız. Bu bayrak sonucunda sizin hedefiniz nelerdir, amacınız nelerdir? Birazcık da ona yer vermek istiyorum. Şöyle ifade edeyim hocam. Fadıl Hoca bize bayrağı verirken aslında biz bayrağın tamamını almadık. Fadıl Hocamızın daha bize bir sürü... gençlerimize bir sürü emeği olacak. Emeği halen de devam olacaktır. Ediyor bize şu anda. Evet. Yani hocalığının dışında abilik, babalık yapıyor ve bu süreç daha devam ediyor. Devam da edecek yani. Biz evet. Öyle onu bilgileriyle eminim daha çok faydalı olacaktır. Biz onu öyle kolay kolay bırakmaya niyetimiz yok. Biz onun her türlü imkanından faydalanmak istiyoruz. Tabii ki şimdi atletizm olarak, antrenman olarak, antrenman bilinçlemesi olarak bayrağı devraldık. Gençlerle artık biz daha çok, hem ben hem diğer antrenör arkadaşlarım daha çok ilgilenmeye başladık. İlgilenmeye de devam edeceğiz. Hedeflerimiz var, amaçlarımız var. Şu anda önümüzdeki yıl bu pandemiden sonra bizim Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet takvimi açıklandı. Taslak olarak açıklandı. Bu Ocak ayında da müsabakalarımız başlıyor. Bu yıl çok önemli müsabakalarımız var. Hazırlıklarımız ona göre hazırlıyoruz ve plan programımızı ona göre çiziyoruz. Bu yaz döneminde hem Akdeniz oyunları hem Dünya Üniversite oyunları, aynı zamanda 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonaları müsabakalarımız var. Hedefimiz aynı zamanda olimpiyatlar olacak bu yıl. Safet maraton branşında biz bu yıl olimpiyat barajını deneyeceğiz. 14 Şubat'ta bir yarışma şeyini aldık Valencia Sevilla'da. Orada bir olimpiyat barajını deneyeceğiz. İnşallah orada da başarılı oluruz. Olimpiyat barajını geçeriz. Ülkemizi olimpiyatlarda da temsil etmiş oluruz. İnşallah. Onun akabinde bu yıl İslami oyunlar var. Konya ilinde ülkemiz aldı. O yarışmalara da katılmayı hedefliyoruz. Avrupa Şampiyonaları var bu yaz ayında yine. Akdeniz oyunları var, İslami oyunlar var. Biz burada plan programımızı yaptık, hedeflerimizi belirledik. Burada bu gençlerimizle, bu çocuklarımızla uluslararası yarışmalarda katılıp ilimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Şu anda hedefimiz, amacımız o şekilde. Biz o şekilde bayrağı devraldık. İnşallah bayrağı ileri götürebileceğimiz yere kadar götüreceğiz. Daha ne olsun diyoruz biz de. Ödüllere doymuyorsunuz, kupalara doymuyorsunuz, başarıya doymuyorsunuz. Tabii ki siz burada diyorsunuz ki engeller hiçbir zaman bize tabii ki engel olarak kalmayacaktır. Engeller sadece bizim dinlenme rotamız olacaktır. Tabii ki siz burada dikenli bir yoldan bahsettiniz. Tabii ki bu engeller içerisinde dikenli yollarda sizin için bir merdiven olacaktır. Başarıya giden bir merdiven olacaktır. Ve siz bunu çok güzel bir şekilde başarıyorsunuz, çok güzel bir şekilde ilerletiyorsunuz. Dünya birinciliklerinden bahsediyorsunuz, şampiyonluklardan bahsediyorsunuz. Biz bunları telaffuz ederken bile ne kadar zorluğunu çekiyoruz efendim. Tabii dünya şampiyonluğu diyoruz, çok basit bir şey değil burada. Tabii ki Türkiye şampiyonluğu arasında bir şampiyonluğunda sadece Bitlis'ten olduğunu belirtti Fadıl Bey burada. Halen onu kıran olamamış. Tam olarak neydi Fadıl Bey, bir daha alabilirsek? 1500 metre salon Türkiye rekortmeni, Bitlisli gençlerdedir. Şu anda tabii ki pist Avrupa ikinciliği elde ettik de bizim Ayatullah şu anda Türkiye'nin en göz bebek sporcusudur. Sağ olsun Federasyon Başkanımız Fatih Çintimar'la beraber fotoğraf çekmişlerdi. Az önce slaytta da gösterdiğiniz gibi. Evet. Tabii ki hedefimiz, artık en büyük hedefimiz olimpiyata mutlaka sporcu göndermemizdir. İnşallah onu da bizim Safet kardeşimizle yarım maratonda deniyoruz. İnşallah İspanya'da Fahri Hocam takip, bu teknik konularda artık Fahri Hocam hakimdir teknik konular konusunda. İnşallah İspanya'da bu sene Şubat ayında mı? Şubat ayında orada dünya olimpiyat barajını aşmaya gidecek. İnşallah Safet Hocamız onu da bizi orada güzel bir sevinçle dönecek ülkesine yani.
Tabii burada mimarlarımız, il temsilcimiz var efendim. Milli antrenörümüz ve aynı zamanda milli sporcumuz var. Bu başarılar nasıl olmasın? Tabii ki biz de son desteğimizle sizlerin yanınızda olacağız. Tabii ki biz de o anda sizlerin başarınıza tabii ki ortak olacağız. İnşallah Bitlis TV ailesi olarak da o başarıları, o kupayı çektiğiniz anda bizler de sizlerin yanında olacak. O başarılarınıza ortak olmayı hedefliyoruz tabii ki. Umarım bu başarıya ulaşırsınız ki bunca başarıya ulaştıktan sonra neden bu da olmasın diyoruz tabii ki sizler için. Sizleri tabii ki tekrar tekrar tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Büyük bir başarı, büyük bir gurur, büyük bir onurdur hem sizler için hem biz Bitlisliler için. Türkiye geneline, dünya geneline Bitlis'i bayrağıyla beraber, aslında burada Türkiye bayrağıyla beraber yansıtmanız, tanıtmanız ve işte biz kırsal bölgeden, Bitlis'ten, Doğu Anadolu bölgesinden neler çıkıyor, neler çıkabilir, keşfedilecek neler var daha, ne başarılar var, ne gençler var. Siz de çok güzel ifade ettiniz aslında. Çok böyle gençlerimiz artık şimdiki süreç içerisinde çok kötü alışkanlıkları olabiliyor tabii ki. Boşluğa düşmüş gençler olabiliyor. Fadıl Bey buradan gençleri neden spora teşvik etmeyelim dedi. Siz bunu fazlasıyla belirttiniz. Tabii bu çalışmalarınız olduğunu da söylediniz. Tabii şimdi sizin araçınızda Bitlis TV'nin araçlığıyla Genç Spor İl Müdürümüzün bünyesinde yüzme havuzumuz var. Artı tartan pistimiz var. Artı spor salonumuz var. Hakikaten de bütün gençlerimizi Bitlis Genç Spor İl Müdürlüğü tesislerinde ağırlamaya hazır kıta olarak antrenör arkadaşlarımız yönetimde bekliyoruz yani. Tabii ki salonda güreş faaliyetlerimiz var, voleybol faaliyetlerimiz var, basketbol faaliyetlerimiz var. Yani masa tenisi var, judo var. Hakikaten bütün branşlar mevcut. Ha, benim dönemimde o kadar antrenörümüz yoktu yani. Hakikaten eksiktik. Ama şu anda 40 taneye yakın şu anda hazır kıta eğitim grubumuz var antrenör olarak. Bütün ilçelerimizde mevcut, ilimizde mevcut. Tek gençleri artık bekliyoruz. Salonlara, sahalarımıza gelsinler, yüzme havuzlarımıza gelsinler. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak gençlerimizin, halkımızın hizmetindeyiz. Tabii ki ben hiçbir gencimizin, bitsin gençsinin kötü yola düşmesini de istemiyorum. Ya gördüğüm zaman da üzülüyorum yani. Sahip çıkalım gençlerimize. İnşallah hepimiz. Bu doğrultuda da sizin sayenizde inşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Ve bütün antrenör arkadaşlarımıza da burada gerçekten onların sizin sayenizde onları da tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar dilerim. Sayın Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne de teşekkür ederim. Spor Şube Müdürümüz Faruk Bey'e de teşekkür ederiz. Tabi Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız arkamızda olduktan sonra daha güzel başarılara imza atacağımızda kesinlikle eminiz. Koşkumda yoktur. Ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir programdı, dolu dolu bir programdı. Spor alanında, tabii ki atletizm alanında bizleri de, değerli izleyenlerimizi de buradan bilgilendirdiniz. Tabii Fahri Bey, son olarak size de tabii ki söz vermek istiyorum. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle ifade edeyim. Biz Bitlisli gençler olarak, Bitlis'in gençleri olarak spor alanları, spor tesislerimizde bizler orada hem antrenör olarak hem eğitmenlerimiz olarak hazır kıta bekliyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı spora yönlendirelim. Kötü alışkanlıklardan koruyalım. Sağlıklarına önem verelim. Bu zor süreçte, bu pandemi sürecinde sağlığın ne kadar önemli olduğunu ispatladık. Lütfen çocuklarımızı spora yönlendirelim. Tabii ki kesinlikle bu teşvikler önemli. Tabii Saffet, buradan senden de son olarak sözler almak istiyorum. Gençlere ne söyleyeceksin? Burada bir örnek olarak örnek teşkil ediyorsun. Önerilerin nelerdir? Ben şunu söylemek istiyorum. Ben yaptığımız, kendi adıma değil, hani Bitlis'teki gençlerimizle yaptığımız başarılarla, geçmişte yaptığımız başarılarla kalmayacağız. Bunu ilerlemeye devam edeceğiz. Önümüzde bir olimpiyat barajı süreci evet. var. Buna da tam teşekkürlü Fadıl Hocam'la çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarım olimpiyat barajını geçip ilimi ve ülkemi en iyi şekilde olimpiyatlardan temsil etmek. Temsil edeceksindir. Bu süre içinde hani dediğim gibi ailelerimiz, çocuklarımız sadece sokakta öyle başıboş bırakmakla kalmasın. Yönlendirsinler. Geri kalanı bizde diyoruz. Umarım bunu da hani göz ardı etmeyip çocuklarını spora gönderirler.
Bu şekilde de onlarla da yolumuza devam ederiz. Çok güzel bir mesaj oldu. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Tabii Fadıl Bey, son olarak değerli izleyenlerimizden gelen sorular da var. Ben bunu da size ileterek bu şekilde programımızı kapatmak istiyorum. Günaydın Bitlis TV, iyi yayınlar. Konuklarınız sevgili Fadıl ve Fahri Hocam. Başarılarından dolayı tebrik eder, başarılarına devam dileriz. İstanbul'dan sevgiler demiş efendim. Biz de saygılarımızı iletiyoruz sizlere. Günaydın Bitlis TV, iyi yayınlar. Ben Salih Kara, sevgili kardeşim Fadıl Kara başta olmak üzere. Fahrettin Hoca ve bütün sporculara başarılar dilerim. İstanbul Güngören'den selamlar, saygılarımızı sunuyoruz. Tabii sizin de tanıdıklarınız bunlar. Tabii sizin aracınıza tabii ki Ahmet Eren Holding, Ahmet abiye gerçekten bizim sporculara da çok faydası olurdu malzeme konusunda. Evet. Hasan Dalkıran beyefendimiz. Tabii bu spora yönlendiren tabii benim Salih, benim büyük abimdir. Tabii o vesile oldu benim spora başlamamdaki başlangıç onun emeğidir yani. Büyük abimizdi. Sağ olsun şu anda saati durumu da iyidir. İstanbul'dadır. Kendisine burada selam saygılarımı iletiyorum. Hakikaten de onun emeği bende çok. Bizler de saygılarımızı iletiyoruz. Ne güzel teşvik olmuş. Sizin gibi başarılı bir insanı yetiştirdiği başarılı sporcular olmuş. İyi yayınlar Sayın Kara'ya teşekkür ederim. Çok emeği var Bitlis'e. Allah razı olsun demiş. Bitlis'ten ismini vermek istemeyen bir izleyici. Bizler de saygılarımızı gönderiyoruz. Günaydın Fadıl Kara hocama sorum şu. Yakınlarda bir yarışma var mı? Şu an yetiştirdiği öğrenciler var mı diye. Şu aralar yakınlarda bir yarışma düşünüyor musunuz? Şu anda inşallah 2-3 Şubat, 2-3 Ocak'ta Aslı Çakır salonda Türkiye Şampiyonası var. Federasyon deneme yarışmalarımız var. Hedefimiz orasıdır. Tabii ki inşallah pandemi dönemi geçerse, bir sıkıntı olmasa orada yine yarışmalara devam edeceğiz. Tabii mesaj gönderen bütün arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şazime Hanım, programınız çok güzel. İstanbul'dan izliyorum. Tebrik ederim. Biz de saygılarımızı iletiyoruz efendim. İyi yayınlar, yayınınız çok güzel. Bitlis'in gururu Fadıl Hocam, tebrik ederim. Çok emeği var Bitlis'e. Allah utandırmasın inşallah. Her sene Bitlis'e hep şampiyonluk getiriyor. Tabii ki efendim biz de bunların somut örnekleriyle beraber gördük. Kupalarla beraber gördük. Tabii bir de somut örneğimiz Saffet Elkatmış vardı efendim. Kendisi de duygularını zaten fazlasıyla anlattı. Bizler de Bitlis TV ailesi olarak kendilerini tebrik ediyoruz. Fadıl Bey, biz size de son olarak iletmek istiyorum. Sizler de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii ki ayaklarınıza sağlık. Çok güzel bilgilerle beraber bizleri aydınlattınız. Değerli izleyenlerimizi de aydınlattınız. Ben de Bitlis TV olarak hepinize teşekkür ederim sporcularımın adına. Gerçekten güzel bir program oldu. İnşallah bundan sonraki programlarımıza devam etmek istiyoruz. Böyle yalnız kalmayalım. Hakikaten bütün başarılarımızı inşallah burada artık TV araşıyla paylaşmaya devam edeceğiz. İnşallah. Bir milletin spora gösterdiği azim, geleceğe gösterdiği başarılı sonucudur diyerek bugün programımıza atletizm alanında büyük başarılarıyla yer aran değerli konuklarımızla beraber burada sporu, atletizmi konuştuk efendim. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.